Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ey bu aşk ölümsüz, bilmece gibisi, ne yapsam bilmiyorum. Olacak çalışan gazeteciler gönlü, gönül dolu sevgilerimle Kaymakamımızla, Başkan Yardımcılarımızla, eşimle birlikte yürekten kutluyoruz. Sağlıklar, mutluluklar diliyoruz. Eridi'nin en önemli görevlerinden birini yapıyorsunuz. Bizi de eleştireceksiniz. Eleştirin zaten. Eleştirdikçe bizim yolumuz açılıyor. Eleştirirken bir tek hakaret etmeyin bize. Yeterli. Ayrıca bilmeden de konuyu yazmayın. Gelin bana veya Başkan Yardımcılara bu konu nedir deyin. Bilgiyi aldıktan sonra yine kötü yazın aklımıza, Allah razı olsun. Ama eğer bizden bilgi almadan atmasyon haberler yapıyorsun, sizden Allah razı olmasın yapanlardan. Mesela bir tanesi yazmış, 136 tane işçi atacakmışım. Ya ben 5 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Siyasetçiyim. Bu kadar akılsız bir adam mıyım ben? Toplu çıkış yapacak kadar aptal bir adam mıyım ben? Yani benim salak yerine koyanlar da var aranızda. Mustafa Uysal mı? Antalya'dan falan yönetiyor buraları. Ben anlayamıyorum yani. Böyle saçma sapan. Ya gelin sorun. Evet ben yanlış yapan, yaramazlık yapan adıma saniyesinde işini defterim dürerim. O benim en tabii hakkım. Ben de sadece adam olması lazım. Hangi partiden olursa olsun, hangi düşünce beni hiç ilgilendirmiyor. Adam gibi çalışacak, Ereğli halkından paralarını alıyorlar. Ereğli halkına ezmeyecekler. Neyse. Burada bir giriş yaptım, elime fırsat geçti. Bu akşam size çok değer verdiğim için, benim çok değer verdiğim, bütün elindeki müzisyenlere değer veriyorum ama bu grubu buraya getirdim. Sizin de tanımanızı istiyorum. Gerçekten çok değerli. Hepsi de kendi dalında birer uzman. Ben Tolga'yı vereyim teker teker. Arkadaşları tanısın lütfen. Evet, elektro gitarda Emirhan İşeri. Hocamın arkadaşları. Davulda Furkan Yıldız. Evet, klarnette de genç arkadaşımız, biz de genciz gerçi ama. Ayhan Sarı, büyük ustadır o. Türkiye'de birincilikleri vardır birçok yarışmada. Tolga'yı tanıyorsunuz, O Ses Türkiye yarışmasında ikinci aşamaya geçti. Sizlerden istirham ediyorum, bu değerlerimize sahip. Sizler çok önemlisiniz. Bize yol göstericiliğiniz var, az evvel de söylediğim gibi. Ve sizlerin bugününüzde beraber olmak için ben aslında rahatsızım, çok büyük gribim, zorlayarak geldim. Yani size bir şerefe diye kaldıramadım, portakal suyu içiyorum. Dolayısıyla bu akşam sizlerle beraber olmak istedim. Bizlerin de yanlışlarımız olabilir, bizler de affınızı diliyoruz. Yani hiç böyle ön yargımız falan yok. Biz de insanız, bizim de hatalarımız olabilir, sinirlendiğimiz anlar olabilir. Ama ben her şeyden evvel Eril'de basın camiasının içerisinde gizli kavgaların olmasını istemiyorum. Onların başarılı olması için, saygınlığını korumaları için. Bu hem basın camiasına bir abiniz olarak, babanız olarak konuşuyorum. Hem basın camiasına hem de Eril'e çok büyük zararlar verdiğinin bilmem ne kadar farkındasınız. Onu sizlere bırakıyorum. Ama bir belediye başkanı olarak, bir abiniz, bir büyüğünüz olarak bu yanlışları da size söylememiz lazım. Yani artık silahları birbirinize döndüreceksiniz gibi bir durum var. Bizleri siyasetçilere bırakıp da bunu ortadan kaldırmanızı istirham ediyorum. Hem basın camiasının Türkiye'de ayrılanması için Eril basından hem de saygınlıkların korumaları için mutlaka bunu yapması gerektiğini kendi düşüncem olarak buradan ifade etmek istiyorum. Sizlerle beraber olduğumuz için son derece mutluyuz. Size birer hediye hazırladık. Gazetecilik çantası, kitapçık koyduk içerisine.
Oraya artık roman mı yazarsınız, öykü mü, beni mi yazarsınız, ne yazarsanız yazmanızı rica ediyoruz. Ve bu akşam Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu tekraren ifade ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin, Allah bahtınızı açık etsin. Hepinize başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Aslında Halil Başkan söyleyeceklerin çokça büyük bir kısmını söyledi. Ama ben 16 ay önce Ereğli'ye geldiğim gün, ertesi gün basında bir toplantı yapalım demiştim. Bir geldiler, benim salon almadı, 30 tane falan basın vardı. İçeriye girince o gün aklıma geldi. Eyvah dedim, biz Ereğli'ye geldik, nasıl bir yere geldik? 30 tane basınla nasıl burada baş edeceğiz diye. Ama 16 aydır beraberiz. 16 aydır en azından basın bizim yaptıklarımızı ya da yapamadıklarımızı kamuoyuna duyurmada en önemli destekçimiz, en önemli gücümüz olduğunu düşünüyorum. Değerli belediye başkanımızın ve belediye çalışanlarımızın böyle nezih bir ortamda basınımızı ağırlaması, onlara verdikleri değer anlamında son derece güzel. Ben belediye başkanımıza ve bu geceyi tertipleyen değerli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün Çalışan Gazeteciler Günü'ymüş. Ben çalışan olduğunu bilmiyordum. Hüseyin'i ziyarete gittim. Ya dedi, sen beni ziyarete geldin ama dedi, ben bugün çalışmıyorum. Ben dedi raporluyum. Dedi geçmiş olsun demek için Hüseyin'e uğradım. Aynı zamanda bugün Türk İdareciler Günü değerli arkadaşlar. Yani bir tane kaymakam olduğu için bugün çok fazla şey yapılmıyor. Yani bizim de 365 günde bir tane günümüz var. O da 10 Ocak. Sizinle de aynı güne tesadüf etmesi artık hayırlı bir tesadüf olarak düşünüyorum. Ereğli'den memnunuz. Çalışmaktan memnunuz. Sizlerle birlikte olmaktan memnunuz. Zaman zaman tabii ki belediye başkanımızın da söylediği gibi eleştiriler olacaktır. Kişilik haklarımıza dokunmamak suretiyle her türlü eleştiriye de açık olmamız gerekiyor. Ve ben kişi olarak da açığım. Telefonum da açık. İlk günde size söyledim. Herkes bana ulaşabilir. İnternet sitesinde de telefonumuz var diye. Ereğli daha güzelini hak ediyor. Daha güzeline ulaşmak için de yerel idare olarak belediyemiz, merkezi idarenin temsilcisi olarak ben ve beraberimdeki kurumlar, yine siyasi parti temsilcilerimiz, hepimiz çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Yani bu çalışmada halka doğru bilgi aktarım konusunda sizlere ihtiyacımız var. Yani hep eleştiri anlamında değil, bazen biz yaptıklarımızı da kamuoyuna anlatamıyoruz. Özellikle ben kişisel olarak yaptıklarını da çok fazla anlatamayan bir idareciyim. Ama Ereğli'de bu açıdan rahatım. Çünkü kalabalık bir gazeteci topluluğu var. Ve ben bu duygu ve düşüncelerle burada bulunan değerli hanımefendilerin, kıymetli beyefendilerin bu güzel gününü kutluyorum. Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş. Gece yıldız, bir de gündüz güneş.